Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün belediye meclis toplantısı, 1. belediye meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimlerinde yaklaşık %79-80 oyla seçildik. Buradan tekrardan Gever halkına, Yüksekova halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yüksek bir oy oranıyla bizleri süreçte sadece 2 eş başkan değil, aynı zamanda 25 belediye meclis üyesinin tamamı da almış bulunmaktayız. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Bizler 120.000 Geverli'nin her birine hizmet edeceğiz. Yüksekova Belediyesi her bir Geverli'ye, Yüksekova'lıya her zaman açıktır Yüksekova Belediyesi'nin kapıları. Bunu belirtmek istiyorum. Bizler 3 Nisan'da mazbatalarımızı aldık. 4 Nisan'da da belediyeye gelip görevimize başladık. Bizler belediyeye geldikten sonra ilk işimiz ilgili müdürlüklerden yazışmalar talep ettik. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum buradan. 4 Nisan itibariyle geldiğimizden ilk yaptığımız işlerden biri belediyenin borcunu istedik. 4 Nisan itibariyle Yüksekova Belediyesi'nin 988.070.666 TL borcu bulunmaktadır. Bu borcun çoğu, yaklaşık %90'ı İller Bankası. İller Bankası'nda 382.449.610 ana para, 513.278.188 faiz olmak üzere toplam 895.727.799 TL İller Bankası'na borcu bulunmaktadır Yüksekova Belediyesi'nin. Yine SGK'ya da bir miktar borcu var. 40.366.460 ana para, 20.530.000 de faiz olmak üzere toplam 60.896.000 TL de SGK'ya Yüksekova Belediyesi'nin borcu bulunmaktadır. Birliklerine 7.044.000 TL borcu var. Sendika aidatları 2.303.000 borcu bulunmaktadır. Piyasa borçları ise 1.600.000. Toplamda tekrardan söyleyeyim 988.070.666 TL Yüksekova Belediyesi'nin şu an itibariyle borcu bulunmaktadır. Bizler belediyeyi devraldığımızda kasada sadece 559.664 TL bırakmışlardı. Bunu da belirtmek istiyoruz. Yine bu için bize İller Bankası'ndan 30.234.356 TL ödemek geldi. Bunun 14.590.000'i maaşlara gidecek. Yani neredeyse yarısı maaşlara gidiyor. Hem seçim çalışmalarından hem de seçimden sonra Yüksekova halkının, Gever halkının bizden en büyük beklentisi halkın koyumcuk diye tabir ettiği koyumun belediye başkan yardımcılarının akıbeti ne olacaktı? Buradan da Yüksekova halkıyla bunu paylaşmak istiyoruz. Her üçünün de yetkilerini askıya almış bulunmaktayız. Bayramdan sonra da ivedilikle kalan işlemleri de gerçekleştireceğiz. Zaten birisi seçimden hemen 10 gün önce geldi. Bu da başlı başına zaten bir kötü niyet göstergesi. Onu da belirtmek istiyoruz. Yani halkımızın hiçbir kuşkusu olmasın. Bizler Yüksekova halkına, Gever halkına verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz. İlk işimiz de bu olacak.